Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tüy ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet yine size bakın bu Cenk marka mor çiçekli türbente çok güzel bir model hazırladım. Bakın bu şekilde kenar tığlama işlemlerini de göstereyim arkadaşlar. Dört kenarını ikişer zincirle hazırladım sizler için. Evet şimdi modelimi de göstereyim. Modelim bir önceki modelin aynısı arkadaşlar. Fakat şöyle orta yuvası olan güzel bir çiçek hazırladım. Bakın. Şöyle şu köşe kısmına yapmıştım bu şekilde çimeni bu şekilde olacak çimeni birebir aynısı fakat şu çiçek kısmını bu şekilde alt yuvalı ve tohumlu olarak şöyle sizin beğenilerinize sunmak istedim modelimiz yine aynı dediğim gibi çimeni ve yaprağı arkadaşlar bunu bu şekilde Trabzanlı yaptım, papatya yapraklı yaptım. Bunu 12'şer ilmekli fıstıklı da deneyebilirsiniz. O da ayrı farklı güzel bir model olacaktır. Şöyle seri olarak orasını da göstermek istiyorum. Evet modelimiz bu. Şöyle çimeni hemen çimenini nasıl yaptık yapılışına geçelim. Evet ilk önce çimenden önce bu şekilde ikişer zinciri çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut oradan izleyebilirsiniz. Evet ilk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unuttuk arkadaşlar. İpimizi tığımıza tutturduk. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın bu şekilde bir defa tığımızı dolayıp şöyle 2 2 alarak trabzan yaptık. 1 2 3 ve 4 zincir. Trabzanın ara kısmına bu 4 zinciri kapatıp pipirik oluşturduk. Bakın bu şekilde 13 tane ara misafesi veriyorum. 13 tane bu kirpikli trabzanı yaptıktan sonra 2 tane zincir çekip tığımın başını 3 defa doladım. Ve 3. tığ battı ya. Şöyle. 1 2 2 2 2 alarak bakın bu iki tığ battı boyutunda bir trabzanı oluşturdum bu şekilde şimdi bir tane zincirimi çekiyorum bir defa da tığımı doladım trabzanın içine girip 2 2 alarak bu şekilde yaprak yapım işlemine başlıyoruz bir defa tığımı doladım şöyle bir iki ve iki kenardaki bir zincirle beraber üç tane trabzanım oldu şimdi dolamamı ikiye çıkarıyorum Şöyle trabzan arasına girip ilmek alıp 2-2-3 seferde bu şekilde aldım yine iki defa doladım şöyle bakın 1-2-2-2 Bu sefer 4 seferde aldım ve 4. trabzanım oldu 2 defa doladım yine aynı şekilde 5. trabzan aynı boyutta yapıyorum şöyle 2 ve 2 bir taneden başlayıp son iki trabzanı bu şekilde ikişer ikişer çekiyorum hemen dört tane zincir çekip buraya son yaptığım trabzanımı kapattım kirpik oluşturdum geriye kalan kısma da şöyle altı tane sık iğne yapıyorum bakın 2 3 4 5 ve 6 yedinciyi de trabzanın arasına kapatıp hem trabzanıma girmiş oldum. Bak. Yaprağın oluşumu bu kadarcık arkadaşlar. Güzel şöyle zarif aşağıdan yukarı doğru büyüyen bir yaprak oluşturduk. Şimdi 5 tane zincir bu yuva için. Mor çiçeğimiz için 5 zincirli yuva hazırlıyoruz. Kapattık yine bu dal kısmına. Trabzanın geri kalan kısmına 5 tane sık iğne yapıyorum bakın 2 3 4 ve 5 yaprağımızın dal kısmını gövde kısmını da oluşturduk bu şekilde ve trabzan yaptığımız tığ battımızın içine de girip sık iğnemizi sabitliyoruz ve şimdi iki tane zincir çekip ara suyu yapım kısmına geçiyoruz Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Kolay bir ara suyu çimen bildiğiniz. Aralarında zincir çekmiyorum arkadaşlar. Eğer tığ battığınız iri ise birer zincir çekebilirsiniz. Bakın gayet böyle birbirine yakın, inci gibi bir tığ battı yapmışım. 4 zincirimi kapatıp kirpik oluşturdum. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir buraya kapattım bir defa doladım hemen 2 ve 2 1 2 3 4 bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 Bakın. bu ara suyu bu şekilde yapılıyor şöyle bir tutup göstereyim size daha net anlaşılsın yaprağı çimeni Sonra bunu arkadaşlar çimen kısmını 13 tane yaptıktan sonra yine uzunca bir trabzan yapıp içerisine yaprak ve bu şekilde 5 sık iğneden oluşan dalı yapılacak. Şöyle bunu biraz yapıp tamamlayalım. Bakın 2 4 5. için şöyle tomurcuğunu oluşturuyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2 4 zincir trabzanın ara kısmına kapattım. Bir defa tığımı dolayıp şöyle 2 2 1 2 3 4 Bir defa tığımı doladım. Tığ battıya girip bakın hiç arasında zincir yok. Minik trabzan. Evet. Bu şekilde toplam 13 tane ipikli trabzan yapıyoruz. Zaten bir tanesi de arkadaşlar çiçeğimizin için gidiyor. 12 tane bize kalıyor. Şöyle. Evet. Şöyle sökülmesin diye zincirimi çekeyim. Bu şekilde çimeni, ara suyu ve yaprağı. Şimdi çiçeğimizin yapılış kısmına geçelim. Evet çiçeğimizin aynısını sarı renk yapacağız arkadaşlar tersi işlem. Bu dalımıza yapmış olduğumuz 5 zincirli yuvanın içerisine şöyle sık iğne ile sabitliyorum ve 2 3 tane ilk başta 3 zincir bir defa tığımı doladım hemen yuvanın içine giriyorum şöyle 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım hafif biraz şu 3 zincir çektim ki trabzanda bolumsuluk oluşsun şöyle 2 2 3 tane trabzanı yaptık 3 tane de zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım. Yine aynı yuvaya girip 3 tane de bu tarafı trabzan yapacağım. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Yuvama girip şöyle 2 ve 2 alarak bu şekilde üçer trabzan ve arada Üç zincir olan bir yuva hazırladım arkadaşlar. Ve 7 tane zincir çekiyorum. ters tarafına çevirdim. Bakın şu başta 3 zincir çekmiştik ya. O kısımdan, o boşluktan rahat girilsin diye giriyorum. Bir yuva hazırladık. Bakın 7 zincirden oluşan. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde yaprağın ucundaki 4 zincirli tomurcuğa sabitliyorum. Şöyle 2 tane de zincir çekip düz tarafına döndüm. Şimdi bir defa tığımı doladım. Bu altı zincirin arasına girip 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. Toplamda 5 tane buraya trabzan yapacağız. 3 oldu. Şöyle 2 ve 2. 4 oldu. Kenardaki 2 zincirle 4 oldu. Sondaki 2 zincirle de 5 tane bu şekilde buraya bir papatya yaprağı yaptık arkadaşlar. Şimdi 3 defa tığımı doladım bu 7 zincirden oluşan bakın bu üç zincir tohum için şu arkadaki 7 zincirli yuvaya giriyorum 2 2 2, 2 ve 2 bu sefer dolamamın sebebi arkadaşlar buralar hani sık iğne yapılıp kalın olmadığı için bu dal kısmını biraz kalın göze hitap eden duruşu güzel bir dal olması için bu şekilde sıkı sıkı çekerek trabzanımı güzelleştiriyorum 2 zincirin üzerine bir defa tığımı doladım 2 ve 2 bir defa doluyorum şöyle 2 ve 2 3 oldu şöyle 2 ve 2 4 yine 2 zincir çekip kapatıyorum Evet ikinci papatyamın yaprağı da bu şekilde güzel şöyle hoş bir görünüşü oldu Evet tekrar aynı bu 7 zincirli yuvaya girip yine bir şöyle iki iki alarak bir dal oluşturuyorum. Şöyle yavaş yavaş tane tane göstereyim. İki zincirimi çekiyorum. Şöyle iki ve iki. Bir defa doladım. İki ve iki. Üç. İki ve iki. Dört. Evet. iki zincirimi çekip kapattım. Bakın. Bu şekilde. Yine 3 defa tığımı doladım. 7 zincirli yuvaya girip şöyle bakın dip kısmından başlayarak sıkı sıkı böyle kalıp gibi olması için arasında bolluk boşluk bırakmadan trabzan hazırlıyorum. 2 zincirimi çektim. Yuvaya girdim. Şöyle 2, şöyle 2. 2 2 3 bu da dördüncü trabzan hemen dört tane olunca iki zincir çekip buradaki dalımıza kapatıyorum şöyle görünüşünü oluşunu da göstereyim arkadaşlar üç defa sonuncu toplamda beş tane bu şekilde trabzan yapıyorum iki iki ve iki iki zincirimi çekip şöyle bir defa doladım 2 ve 2 şu kısımlarda da zincir çekmeden tırabzanlarımızı yapıyoruz 2 ve 2 3 2 ve 2 4 hemen 4 olunca hemen 2 zincirle 5. yapıp papatyamı bitiriyorum buradaki ilk yaptığım 4 zincirli tırabzanın tepesindeki tomurcuğa kapattım şöyle hiç zincir çekmeden kapattım koparmak için sökülmesin diye bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar bakın şimdi şu orta kısmı da mor renkten hani burada sarı burada da mor renkten bu üç zincirli yuvaya hemen kirpikleri yapalım Evet şöyle çiçeğimizi alalım bakın buradaki şu kısmını şöyle arkaya yatırıp daha net görmenizi sağlayayım. Evet bu 3 zincirli yuvanın içine girip örpengimi buraya sık ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum. Bir tane kirpi konuşturdum. 1 2 3 4 zincir. Bu ikinci 1 2 3 4 zincir. 3. 1 2 3 4 zincir. Bu minik evet. Şimdi koparıyorum. Şöyle şurada arka kısımda yakacağız. Hemen arkasına yapıştırıp bu şekilde bakın. Şöyle hem dallarımızın üzerine böyle bir Tohumu atmış olacağız arkadaşlar çözünürlük hemen yakıp temizleyip geleyim evet modelimizi tamamladık bakın arkadaşlar çimeni zaten bir öncekiyle aynı siz hiç zorlamayacak bir çimen kolaylıkla yapabileceğiniz üzerindeki modelimizde aynı zariflikle şöyle kolay hemen bitecek yap, yapmak istediğiniz bir model arıyorsanız muhakkak bunu tercih edin. Bu şekilde de açıklık oylu Çok hoş duruyor arkadaşlar. Bak, çok güzel bir duruşu var. Tabi bu ütülendiği zaman daha da hoş duracak. Ütüye de giden bir model oldu. Kalıp gibi. Hem çimeni hem de şöyle bir de elimle göstereyim. Hem de çiçeğiyle diyecektim. Hoş bir görünüşü olan model oldu. Şöyle göstereyim elimin üzerinde daha net gözüküyor. Evet, emekler için beğeni, yorum yaparak kanalıma destek olursanız sevinirim. Eğer abone değilseniz hala abone de olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşça kalın.